ordumuzun kahraman astsubayların 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü kutlama programına hoş geldiniz. Kutlama programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, Atatürk anıtına çelenk konması, Genel Başkan Hamza Dürgen'in kutlama mezarının okunması, Temat Dalaman İlçe Başkanı Yılmaz Şanlı'nın konuşmaları, toplu fotoğraf çekimi, tören sona ermesi ve Mehmetçik Parkı'nda ikram arz ederim. Önce astsubaylarımızın özlük hakları için yola çıkan kurucu büyüklerimizin oluşturduğu Temat, bugün Türkiye'nin öncü büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olmuştur. 35 bin üyesi, 100 şubesi ve bir tanesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Komutanlığı Temat Şubesi olmak üzere Türkiye'nin büyük ve etkin kuruluşları içerisindeyiz. Temat olarak yürüdüğümüz yolda değerlerimizden, inançlarımızdan ve ilk günkü gibi hedeflerimizden vazgeçmeden özlük haklarımızı alana dek kararlılıkla, inançla ve azimle aynı istikamete yürümeye devam edeceğiz. Derneğimizin kuruluş yıl dönümü nedeniyle topluluğumuzun asıl gücünü oluşturan tüm değerli meslektaşlarıma, Temat ailemizde bugüne kadar var gücüyle çalışarak bayrağı yeni meslektaşlarına bırakan, benden önce görev almış tüm başkanlara ve yönetim kurulu üyesi meslektaşlarımıza sonsuz teşekkür ve minnet duygularımı sunuyorum. Emekli ve muvazzaf olmak üzere ülkemiz ve asil milletimiz için görev yapan tüm meslektaşlarımızın Astsubaylar Günü kutlu olsun. Hamza Dürgen, Temat Genel Başkanı. Sayın Temat ailesinin değerli üyeleri ve kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıl dönümü ve 12. Dünya Astsubaylar Günü etkinlikleri münasebetiyle yeniden bir arada olmanın onuru ve gururunu yaşamaktayız. Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü, cumhuriyetimiz ve diğer kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan, yurdumuzun ve dünyanın dört bir köşesinde şehitlik mertebesine ulaşan bütün meslektaşlarımız ile ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimize bir kez daha Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Amacımız emekli ve çalışan arkadaşlarımıza her konuda yardımcı olmak, tüm arkadaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında bulunmak, birlik ve beraberliği sağlamak, sevinç ve üzüntülerimizi paylaşmaktır. Bizler hala özellikle görev, makam tazminatları, göreve başlangıç dereceleri ve ilgili düzenlemelerin gerçekleşmesiyle emekli ve muvazzaf meslektaşlarımızın yaşam standartlarının yükselmesi için çalışmalarımızı sürdürüyor ve gerçekleşeceği yönündeki umudumuzu muhafaza ediyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü elbette ki birinci önceliğimiz. Bizlerin vatan sevgisi adımız konurken kulağımıza okunan ezan ile başladı
arkamızdan okunacak sela ile biter. Milletimizin birlik ve beraberliğinin muhafazası bizim her zaman ve her daim birinci önceliğimizdir. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın sonsuza dek göklerde dalgalanması, yüce Türk milletinin ebediyen bu topraklarda varlığını idame ettirebilmesi için gerekirse yeniden bedel ödemeye hazır vaziyette üzerimize düşecek tüm görevleri yerine getirmenin azim ve kararlılığında olacak atalarımızdan aldığımız emaneti daima yükseklerden taşıyacağız. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşadık ve şerefimizle öleceğiz. Temat Dalaman ilçe başkanlığı olarak her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında huzur ve güveni sağlamak için yapmakta olduğu bütün harekatları kayıtsız şartsız destekliyoruz. Türkiye Emekli Assubaylar Derneği Dalaman ilçe başkanlığı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı rahmetle anarken gazilerimize ve hayatta olan meslek büyüklerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Arz ederim.